Çektiğimiz onca cefa, yaşadığımız sıkıntılar yetmedi mi hatunlar? Daha iyi, daha güzel bir yaşam varken niye böyle yaşamaya direniriz hatunlar? Doğrudur. Sorarım size hatunlar, rahat yüzü görmek bize haram mıdır? Her gün yeni bir musibetle uyanmak bizim kaderimizde midir? Ata topraklarından buraya daha huzurlu, daha güzel bir yaşam için, verimli topraklar için gelmedik mi? Evlatlarımız refah içinde büyüsünler diye katlanmadık mı onca sıkıntıya? Yaşadığımız bu hayat için mi gurbetin sıkıntısına direniriz? Halime Sultan, doğru dersin, doğru dersin de bizler ne yapabiliriz ki? Ne gelir elimizden? Bizim üstümüze düşen, erlerimizin vereceği kararlarda onlara yardımcı olmaktır hatunlar. Onların doğru seçimi hepimizin kaderini değiştirecektir. Yeni beylik seçimi siz Kaya hatunları için bir fırsat olacaktır. Erleriniz Ertuğrul Bey'i seçerse mahkus talihimiz değişecektir. Boğazlarımız artar, ihtiyaçlarımız çoğalır. Evlatlarımız sersefil kalır. Ertuğrul Bey Kaya Bey olursa verimli otlakların, yaylakların ve bereketli pazarların sahibi oluruz. Emeğimizin karşılığını hakkımızla alırız. Yeni adil bir nizam adına erlerinizi Ertuğrul Bey'i seçmek için ikna edin. Evet. Velhasıl diyeceğim o ki ben bu ayrılığı bitireceğim. Kardeşim Ertuğrul'un çıkardığı ikilikler malum. İnsanların akıllarını karıştırmaktan. Ben bey olduğumda onu dizginleyeceğim. Gündoğdu Bey, birçok alfimiz Ertuğrul Bey doğru bulur, onu desteklerler. Ertuğrul Bey'in vaatleri alflerimizin kanını kaynatmıştır. Alpler gaza ister, ganimet ister. Senin vaat ettiğin huzur onlara cazip gelmez. Beyler, alpler felakete çanak tutmakta. Gazadan, cenkten kim hayır görmüş ki biz görelim? Ganimet yolunda canlarından olacaklar. Bizim ihtiyacımız olan cenk değil, huzur. Alplerimiz yanlış yolda. Ne olursa olsun, Kayıobası alpler olmadan bir hiçtir beyim. Bugün sancağımız onlar sayesinde dalgalanıyor. Muhakkak, doğru dersin. Alplerimiz bizim her şeyimizdir. Ama siz beyleri olarak, büyükleri olarak onlara doğru yolu göstermezseniz halimiz nice olur. Böyle giderse alplerin içindeki ateş bizi yakar. Gayri hiçbir laf yoktur ki alplerimizi durdursun beyim. Herkes Ertuğrul Bey'in lafları sayesinde umutla dolmuştur. Müsaadenle.